Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz dünya dışı varlıklar. Bunlar gerçekten var mı? Varsa neredeler? Ben ne yaşadım bununla ilgili? Telepati çalışmamın sonucunda yaşadığım şeyleri sizinle paylaşacağım. Öncelikle ben 16 yaşımda biliyorsunuz ki üstadımdan parapsikoloji eğitimi almaya başladım. O dönemde işte telepati nedir bunu da öğreniyorum içerisinde. Nasıl yapılır dünyanın bu konudaki çalışmaları, deneyleri vesaire her şeyi öğreniyorum. Tabii ki de tekniklerini, yöntemlerini de öğreniyorum. Bir gün camın önüne geçtim gece saat 3 civarı. Bir hafta boyunca telepati çalışması yapıyorum dünya dışı varlıklara. Bunla ilgili teknikleri de bir sonraki videomda sizlere vereceğim nasıl telepati yapabilirsiniz diye. Çalışmalara başladım. İşte zaten benim çalışmalarım biliyorsunuz ki gece oluyor hani çoğunlukla. Telepati göndermeye başladım. Bir haftanın sonunda şöyle bir şey oldu. Camın önündeyim. Artık şöyle bir şey var. Her gece neredeyse camın önünde olduğunuz için hani hangi saatte, hangi yıldız takımı, ne tarafta, hangi konumda biliyorsunuz artık. Yani ben biliyordum çünkü hani o derece gece gökyüzünü izliyordum. Hani konuma bakıp saat 3:20 geçiyor diyebiliyordum. Bir gün yine duruyorum saat 3:35, 3:40 civarında. 28 Temmuz 2009, tam tarih ne kadar hatırlıyorum çünkü not tuttum, bunları da değineceğim. Gökyüzünde sarı bir cisim duruyor. Ben şunu dedim, hani hayır dedim, bu burada değil dememe kalmadan o cisim bir eğim alarak, açı alarak gelip lojmanın, biz 4. katta oturuyoruz en üst katta ve önümüz boş, karşı taraf askeriye, sağ taraf Adnan Menderes'e, sol taraf askeriye vesaire. Hani oradaki her konumu, her cismi, objeyi biliyorum açıkçası. 6 yaşımdan beri orada büyüdüm. Yaklaştı ve kocaman oldu. Altın sarısı derecesinde parlıyor, güneş gibi çok hızlı hareket ediyor. Ve bu bir anda karşıma gelince bu cisim, ben tabii çöktüm anında. Aşırı korktum. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi bilmiyorum. Hiç tanımadığım bir nesil, bir ırk, bir başka bir şey bilmiyorum. Adını koyamıyorum. Onlarla sonuçta bir iletişimdeyim o esnada ve ben çöküp direkt pencerenin şöyle bakıyorum. Ağlamaya başladım. Titriyorum korkudan. Ve bir anda o kocaman cisim çok hızlı bir şekilde gidip nokta şeklinde olup pıt diye kayboldu. Ben direkt işte gökyüzüne bakıyorum, nerede, ne oluyor vesaire gibi. Gökyüzünde 3 tane daha cisim gördüm. Şöyle işte şey anlatayım. 1, 2, 3, yani bir üçgen şeklindeler birleştirdiğin zaman. Kendi etraflarında dönüyorlar bu şekilde. Beyaz onlar, beyazdı diye hatırlıyorum. Dönüyorlar, ben dedim ki tamam UFO, yani bunun zaten bir açıklaması yok başka hiçbir türlü. Direkt içeri koşturdum, abimi uyandırmaya çalışıyormuş. Abi kalksana, UFO'ları göstereceğim, bak geldiler diyorum. Selam söyle giderler. İşte anne kalk rüyadır, uyanınca geçer. Kızım tamam hadi yatağına dön vesaire. Hani hiç kimse ya şu kızı da bir kırmayalım, gidip bir bakalım yapmadı. Her neyse ben orada işte bu astral seyahat yaptığım erkek arkadaşımla mesajlaşıyorum. İşte ona yazıyorum, böyle böyle oldu, şöyle geldiler vesaire. Çünkü şöyle bir şey var. Size rüya defteri tutun diyorum ya ben, işte bu yüzden de tutun. Çünkü dünya dışı varlıklar yaşadığınız şeyleri travma yaratmamak için insan ırkında, öyle söyleyeyim, siliyorlar. Geçici olarak sizin hafızanızdan siliyorlar. Sadece flashbackler, hipnoz altında ortaya çıkıyor. Ya da işte bir görüntü, bir bilgi edindiğinizde bir anda gözünüze geliyor o görüntüler, konuşmalar, kokular, tatlar, duyular, her neyse. Bunu bildiğim için, çünkü öncesinde biliyorsunuz bir eğitimim vardı. Ben de işte ona yazıyorum, bunu yazıyorum, bilmem ne yapıyorum. Tabii gelen tepkileri asla hatırlamıyorum. Çünkü beynim yanmış. Hala daha hatırlayamıyorum nasıl bir şoktaysam. Neyse ben direkt anında, eğer ola ki hafızamız ilerlerse diye rüya defterime not tuttum buna. İşte rüya defterim var ama gerçek olay başlığını atıp gerçek olayları yazıyorum. Rüya başlığını atıp rüyalarımı yazıyorum. Direkt hızlı hızlı yazdım. 28 Temmuz 2009, hatta işte 2009 ajandam bu benim. Ajanda mı deniliyor? Ajanda, aynen. 2009 ajandam. Şurayı kapatmam lazım. Şu şekilde yazdım. Bunu okuyacağım sizlere. Salı sabahı 03:35-40 arası 28 Temmuz 2009, gerçek olay başlıklı. Pencereden gökyüzünü seyrediyorum. Sol yukarıda yıldızlar vardı ama sağ gökyüzü arasında boştu. Asla yazamamışım. Lacivertte tek bir ışık gözüküyordu. Hani kutup yıldızı gibi sarıydı ve iri duruyordu. En baş yıldız sandım fakat sola doğru ilerlemeye başladı. Ayaktaydım. Bir an iyice büyüdü. Bana doğru geldiğini gördüm. Şeklini net olarak gördüm ama çok sarıydı. Korkudan pencereye önüne çöktüm. Fakat gözlerim hala onun üzerindeydi. Bir anda nokta kadar oldu ve yok oldu. Titriyordum. Gözlerimden yaş dahi geldi. Çok korkmuştum. Sonuçta UFO yazıp bir şey yapmışım. Gelmişti. Yazmışım. Her neyse ben bunu yaşadım. İşte arkadaşlarıma anlatıyorum. İşte inanmıyorlar, geçiştiriyorlar, gülüyorlar. Çünkü hepimiz ergeniz. Hepimiz
Her gün başka bir şeyle sohbet ediyoruz, bir şeyle geliyoruz masaya. Bir gün işte Bilal'le oturuyorum, gece saat yine 3 civarı. Dedim ki telepatiyle ben yine çağırayım da hani gelirse Bilal de görürse en azından birine göstermiş olurum diyorum. Neyse ben telepatimi yaptım, yine bir cisim geçti. Çok yine farklı hareketlerle, ivmelerle. Tabii Bilal bunu gördü ve şok geçirdi, UFO gördüm diye. Tabii ertesi gün bütün lojmana yayıldı ve herkes UFO'ların gerçek olduğuna bir tık inanmaya başladı yani bu olayların. Daha sonra Şamil, Serhat, Gizem, Küçük Gizem lojmanındaki Eray, ben arabaya atlayıp dağa çıkıp kilimimizi serip UFO çalışmaları yapıyorduk telepati şeklinde. Ve bir gün işte Serhat'la Gizem aynı anda, işte onlar birlikte bakıyorlar. Ben işte Eray'la, Şamil'le vesaire bakıyorum. İkisi aynı anda kırmızı bir cisim gördüler ve hani o şoklarını anlatamam. Hala daha bunu konuşuruz, işte o gece neydi, biz ikimiz gördük, çok fenaydı diye. Böyle ufak ufak görüntüler de arkadaşlarım da görmeye başladı. Daha sonra ben bu olayı yaşadıktan sonra ertesi gün şeye gittim, üstadıma gittim. Dedim ki böyle böyle oldu, ben telepati yaptım, oldu. Böyle geldiler ama gittiler, çok korktum, ne yapacağımı bilemedim. Bana şu açıklama yaptı: İşte ben İlk kez o gün öğrendim. Evrende pozitifin pozitifi, negatifin negatifi çektiğini, aynı kutupların birbirini çektiğini ben bu olayda öğrendim. Bana dedi ki, kızım sen dedi pozitif yüklü, niyetli olduğun için dedi, sana dedi iyi varlıklar denk gelmiş dedi. Tabii uzaylıların kötüsü var gibi bir şey demiyorum kesinlikle. Bununla ilgili bir açıklama kısmına link bırakacağım. Bunu dipnot olarak ekliyorum şu an. O yüzden dedi şanslısın. Öyle dedi, kafana göre çok da şey yapma, çok da yüklenme dedi. Hani biraz rahat ol falan dedi. Ben tabii falan dedim ama şey diyorum hala, işte gelseler keşke, yine şöyle olsa falan diyorum. Bakın şu an gelseler ben ne tepki vereceğimi bilemem ki yakında 20 yıl içerisinde NASA'nın açıklamasına göre insanlarla karşı karşıya gelecekmiş artık UFO'lar, açık seçik anlamında söylüyorum. Her neyse, ben bu olayın üstüne bir yıl sonra yıl dönümü kutlar gibi sanki diyorum ki 28 Temmuz 2010'da gelirler yine aynı saatlerde diye düşünüyorum. Öyle bir niyet vardı içimde, niye buna inandım bilmiyorum. Neyse üstünden bir yıl geçti. 28 Temmuz 2010 oldu. Ben yine gece aynı saatlerde 3-3.30-4'e kadar telepatimi yapmaya başladım. Yapıyorum, gelen giden yok dedim ve yattım. Benim bildiğim bu kadar. Uyudum. Daha sonra işte belki 3 ay geçti, belki 3 gün geçti bilmiyorum. Arkadaşımla konuşurken, arkadaşlarımla ben bu olayı işte anlatıyorum mesela. Dedim ki acaba o tarihte İzmir'de bir UFO olayı oldu mu? 2010 kısmından bahsediyorum. Gelmediler ya bana, bari İzmir'e gelmiş olsunlar gibi düşünüyorum. Araştırmaya başladım. Bir blogda, blog, saçma sapan bir blogda biri bir yazı yazmış, çocuğun biri. İşte Gaziemir'de oturuyorum, İzmir'deyim. İşte şu tarafta oturuyorum, askerin o tarafta. İşte şöyle bir cisim geldi, şu taraftaydı. Bir anlatmış. Dedim ki bizim evin orayı tarif ediyor çocuk. Yani tanısam desem ki bizim evi tarif et, bu kadar tarif edebilir. Sarı bir cisimdi, şöyleydi, UFO gördüm diye. Ben tabii şoktayım. Diyorum ki benim telepati yaptığım gece, gelmediklerini zannettiğim gece, benim evimin konumunda, benim evimin orada bir dünya dışı varlık aracı gözlemlenmiş ve hiç tanımadığım bir insan bunu yazmış. Ben tabii şok geçiriyorum. Nasıl olabilir? Ben nasıl görmedim diyorum. Görmediğimi zannediyorum. Daha sonra işte böyle öf pöf falan yaparken açtım. O olayı şey yapacağım. Okuyacağım tekrar. İşte yazmıştım ya, size gösterdim. Bir baktım altında bir not var benim. Rüya diye. 28 Temmuz 2010 yazıyor. Ben o gece bir rüya görmüşüm güya. 28 Temmuz 2010, UFO'lar beni arıyorlar gökyüzünde, evdeyim, saklanmaya çalışıyorum. Gördüler, harekete geçiyorlar, rüyam diye. Onu da şurayı kapatarak şu şekilde göstereyim. Ay, şurada yazıyor. Her neyse, zaten okuyamayacaksınız. Ben bunu gördüm, yazımı. Okuduğum anda görüntüler gelmeye başladı bana. Bayağı görüntü geliyor, böyle bir anda patlıyor gibi, flashbackler şeklinde. Bir koku geldi burnuma, koku geliyor aynı şekilde. Ve benim bu gördüğüm görüntülerin gerçek olduğunu anlamaya başladım. Ben şuna vardım ki, bununla ilgili vakalar da yine aşağıya bıraktım, linkleri takip edersiniz, göreceksiniz. Çok fazla böyle şeyler yaşanıyor. Ben o gece UFO'lar gelmiş, benimle konuşmuş, ben onlarla konuşmuşum. Daha sonra uyumuşum. Ve bunu ben rüya şeklinde yazmışım ama yazdığıma dair hatırlamıyorum. Çünkü insanlar travma yaşamasın diye dediğim gibi hafızalarından siliyorlar, geri plana atıyorlar. Bununla ilgili videoyu da paylaşacağım size, aşağıya link olarak bırakacağım. Ben bunu görünce aşırı derece şok geçirdim. Herkese gösteriyorum, bakın böyle böyle. Herkes inanamıyor arkadaşlar. Diyorlar ki hani sen o gece rüya görmedin, o gerçekti. Ve dünya dışı varlıkta şöyle bir konuşmam var. İşte geliyor benim camımın önüne, kendisi fiziksel formundan bahsediyorum. Sohbet ediyoruz. Bana şunu su. Ben diyorum ki telepati yaptım, onu mu duyup geldiniz? O da diyor ki evet diyor, dünyaya diyor bir görev için gelmiştik ama işte telepatini duyduk, çok güçlüydü. O yüzden geldik. Ben de diyorum ki sizi, bak hala orada da neyin peşindeyim ben.
Sizi diyorum ailem arkadaşlarıma anlatabilir miyim? O da şeyden çok fazla olmasın gibisinden bir şey söylüyor. Anlat ama hani çok fazla olmasın gibi bir şey söylüyor. Ben de tamam diyorum ama konuşmaların aralarına hep nokta nokta koymuşum. O kısımları hatırlamıyorum. Yazmamışım da aynı şekilde ve ben bunu yazdığımı dahi hatırlamıyorum. Çünkü bilinçaltıma öyle bir kodlamışım ki ben rüya defterimi yazacağım. İşte yaşadığım gerçek olayları yazacağım. Böyle paranormal diye adlandırdığımız güya. Şeyleri yazacağım diye o kadar kodlamışım ki o olaydan sonra bile ben yazıp uyumuşum. Ya da uyumuşum, kalkmışım, yazmışım. Bir daha uyuduğumda ben onu yazdığımı unutmuşum. Hiçbir farkı. Ama bilinçaltımın komutuyla hareket etmişim. İyi ki de etmişim. Elimde şu an böyle veriler var. Ben bunu yaşadığımı bu yazılar sayesinde biliyorum. Hani bu ikinci Spark'tan bahsediyorum. Onlarla görüştüğüm, iletişime geçtiğimi. Kokusu ıslak, nemli bir kokuydu. İşte gri bir varlıktı. İsmi Nat tarzı bir şeydi. Onu not tutmuşum zaten, yazmışım. Onu da hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama ben oldum olası zaten uzaylı rüyaları görürüm. Dünya dışı varlıklarla iletişim rüyaları görürüm. Hatta şu rüya defterimde, burada bunu da geçmişim. Şey, gerçek olay olarak yazmışım. Tabii annem, bir arkadaşım Taner, ben aynı anda benle ilgili UFO rüyası görmüşüz hepimiz. Hatta bunu ufak ufak hatırlıyorum. İşte sabah uyandığımda annem geliyor, seni gördüm uzaylılar şöyle yapıyordu. Taner arıyor, seni gördüm rüyamda uzaylılar böyle yapıyordu. Ben diyorum ki bu gece uzaylılarla böyle gördüm rüyamda falan. Benim hep hayatımda uzaylılarla ilgili bir rüya ve bir iletişim sirkülasyonu hala devam ediyor. Ben bununla ilgili Hattan Aktuğan, bu beyefendiye ulaşmaya çalışmıştım. Ben mail atmıştım. Hayatımda ilk attığım mail UFO'larla ilgiliydi. Neyse geri dönüş olmadı tabii ki de. Herkes maile fotoğraf, video atıyor kendilerine. Daha sonra geçen aylarda İstanbul'da ofisi var. Kuantum Enerji Dengeleme Merkezi, orayı aradım. Yurt dışındaymış sanırım. İşte asistanı ya da yardımcısı o şekilde söyledi. Bir türlü kendisine ulaşamadım. Ve kendisinden şunu isteyeceğim ben. Bana hipnoz yapın. Bayağı bilimsel çünkü bunlar arkadaşlar. Bilimsel veri. Hipnoz yapın ve bunun geri kalanları, neler yaşadım ben, nasıl iletişime geçtim, neler konuştum ortaya çıksın ki ben de size bunu sunabileyim resmi bir şekilde. Çünkü kendisi dünyaca tanınmış, çok bu konuda üst seviyede bir insan. Ben kendisini olma olası takip edip hayranlıyımdır zaten. Kendisinin mükemmel açıklamaları, mükemmel bilimsel topladığı veriler var. Bununla ilgili çıktığı programlar var. Kendisinin de iletişimi olmuş dünya dışı varlıklarla. Onları da dediğim gibi aşağıdaki linkte paylaşacağım. Ve dipnot olarak şunu eklemek istiyorum. Haksan Bey bir programda şunu söylüyor. Türkiye'de, hatta ilk defa söylüyorum diyor. Parapsikoloji ve UFO masası varmış devlet bünyesinde. Ve bu her ülkede olan bir şey. Zaten ki ben hani parapsikoloji ve UFO'yu bütün ülkelerde biliyordum ama Türkiye'de olduğunu bilmiyordum. Ama ve lakin parapsikoloji ve UFO masası varmış. Gerçekten yüksek çalışmalar yapılıyormuş bununla ilgili. Bu beni aşırı mutlu etti. Çok hoşuma gitti yani ülkem adına bu tarz konularda açık fikirli olmamız. Lütfen siz de inanmıyorsanız, inanıyormuş gibi yapıyorsanız, şüpheleriniz varsa aşağıda bıraktığım linklere bakın. Gerçekten mükemmel kanıtlar ve veriler var. Sizlere faydalı olmaya çalışıyorum bu alanda da. Tekniklerini de bir sonraki videomda paylaşacağım. Nasıl yapabilirsiniz gibisinden. Onun dışında sponsorlu bir ürün tanıtacağım. Ama şey olarak düşünmeyin. Hani işte sponsor tanıtıyor falan gibi düşünmeyin. Çünkü bir ton teklif geldi bana. Saçma sapan makyaj falan teklifleri de geldi de dedim. Yani kanalımla hiç alakanız yok. Üzgünüm. Ama bunu ben talep ettimken bir tane kendisine Gearbest'ten. Gerçekten güzel bir ürün. Ben işte o zamanlar şey almayı düşünüyordum. İşte teleskop alayım falan. Hatta artık dürbüne kadar düşmüştü bende olay ama ben internetten bakmamıştım bile. Aşırı pahalıdır. Teleskop millet ayı izliyor diye. Tabi bunun o kadar ayı izleniyor mu bilmiyorum. Bakamadım daha ama gündüz gözlemleri için gerçekten çok güzel bir ürün. Gearbest'ten girip alabilirsin. İşte 6 mm, 12 mm lens, optik, artık adları neyse bilmiyorum, telefon tutacağı, telefonunuzu de koyduğunuz zaman aynı görüntüyü telefonunuzun ekranına yansıtıyor gördüğünüz görüntüyü ve video fotoğraf çekebiliyorsunuz bu teleskopla. Tripodu da geliyor içerisinde, her şey bir paket halinde geliyor. Gerçekten uygun buldum ben fiyatını, ucuz şu an tam hatırlamıyorum ama yüzlü bir şeylerdi, gerçekten çok uygun. Eğer bu alanda ilginiz varsa ben almanızı tavsiye ederim. O yüzden aklınızda olsun, girip alabilirsiniz o siteden. Almayabilirsiniz. Bu sizin fikriniz yani, beni ilgilendirmiyor. Ama aklınızda bulunmasını dilerim. Ve geliyoruz son kısma. Sizlere katkı olmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, ışıkla kalın ve hoşça kalın.